kriminellerinde küçüklerime hürmet ediyor, gençlerimize önlerindeki hayatlarında başarılar diliyorum. Yaklaşık olarak bundan 4-4,5 yıl kadar önce bizden önce başlatılan bu etkinliğin geliştirilerek devam etmesini, kasabamız insanları arasında kardeşliği geliştirmek, güzelleştirmek, kırgınlıkları ortadan kaldırmak amaç ve gayesiyle yapmıştık. Bu anlamda da hala devam ediyoruz. Ben bu işlere, bizler Uluköylüler, biz bu işlere başlarken hep önümüze rehber olarak şunları koymuştuk. Bizim rehberimiz, dünyada dost istersen Hazreti Allah yeter. Mürşid-i Kamil istersen Hazreti Kur'an yeter. Eğer delil istersen Hazreti Muhammed yeter. Meşgul olmak istersen Hakk'a ibadet yeter. Zengin olmak istersen aza kanaat yeter. İbret almak istersen dünyada ölüm yeter. Bunlar da yetmez ise bize nar-ı cehennem de yeter. Sevgili dostlar, sayın kaymakamım, sayın milletvekilim, Uluköy kasabası halkının çoğunun, ben belediye başkanı sıfatıyla %100'ünün inanç ve gayesinin bu olduğuna candan ve gönülden inanıyorum. Bizden önce burada Özlem FM aracılığıyla yapılan halk arasındaki konuşmalarda şöyle bir umutsuzluk gördüm. Acaba belediyemiz kalkarsa bu sosyalitemiz de ortadan kalkar mı? Uluköy'ün yine eğitimde yetiştirdiği başarılı insanlardan Abdullah Seçkin Bey Uluköy'ün bir kitabını yazdı. Büyüklerime tavsiyem sadece şu: kaç tane çocuğunuz varsa her birine gelecekte hediye olması maksatıyla bile olsa oraya ona uğrayıp kendilerini onura etmenizi özellikle istirham ediyorum. Çünkü Uluköy'ün geçmişten bugüne gelen kültüründe dağlarda akan şelaleler gibi her birisi, her anı onu yazılı metin haline geldi. Birçok eğitimde üst kademelerde bulunan hocalarımız o kitabı gördüğünde, bir kasabada eğer bu başarılmışsa bu ne demek, şenlik biter mi? Uluköy'ün önde gelen akil insanları o işi bir şekilde yan yana getirir. Ben kadınımız ve erkeğimizin herhangi bir şeye aşık olması gibi Uluköy'ün aşığıyım. Nineme aşığım, dedeme aşığım, teyzeme aşığım, gencime aşığım, çocuklarımıza zaten aşığım. Sözümün özü şu: biz bir olursak, diri olursak, diz dize olursak, ben, sen kavgasını bırakırsak, bunun daha güzelini zaten başarırız. İdari ve siyasi anlamda bize Taşova'da herhangi bir kaymakamımızın, Amasya'da hangi siyasi partiden ve düşünceden olursa olsun bir milletvekilimizin bize manevi desteklerini vermemesi mümkün mü? Böyle bir şey yok. Uluköy, ben çocuktum 5 yaşında, şu gördüğünüz barajı o tarihteki belediye başkanımız, Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, seveni sevmeyeni olabilir, o da bir Uluköy'e aşığıydı, Naci Eren Bey. Ondan sonra gelen belediye başkanlarımız da ellerinden geldiği kadar halkına hizmet etmekte seferber oldular. Onların da emekleri var. Onları, bu Uluköy'ü yetiştiren tüm insanlarımızı bir alkışlamanızı özellikle istirham ediyorum. Çünkü onlar sizin çocuklarınız. Birbirimizi alkış etmekten geri durmayalım. Eğer durur isek, biz bize saç baş yolar isek, varacağımız sadece bir noktadır.
O noktanın yanında bir de soru işareti olduğu zaman yapacağımız hiçbir şey yok. Biz başarırız. Biz Uluköylüler başarır. Orada yetişen, geçmiş tarihte yetişen insanlarımızın isimleri var. O tarihte soyisim kanunu da olmadığı için düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet kurulmuş, adını, kasabanın adını, ulu ismini koymuş. Köyün önünde Allah'ın ismi var. Allah'ın ismini taşıyan hiçbir kasabanın ve kasabalının başarısız olma şansı var mı? Yeter ki yerleri ve gökleri yaratan Rabbime güvenelim. Biz birbirimize güvendiğimiz takdirde bize yardım etmeyecek ne adli, ne idari, ne siyasi makamlarımız yok. Bugüne kadar ellerinden geleni yaptılar, yine yapacaklar. Annelerimizin hepsinin ellerinden öpüyorum. Babalarımıza hürmet ediyorum. Gençlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinize hürmetlerimi iletiyor, saygılar sunuyorum.